Evet, çok heyecanlıyım, aşırı heyecanlıyım. Ay, çok heyecanlıyım. Tamam. Temmuz'u da geride bırakıyoruz artık. 30 Temmuz bugün, yarın 31 Temmuz. Aloha. Aslında ilk defa arkadaşlar bir videoyu aloha değil de başka şekilde açsam mı diye düşündüm ve bu da tabii ki Hi Barbie desem mi dedim. Çünkü bu videoda zaten sizlerle Barbie filmini izledim. Duygularım, düşüncelerim neler? Barbie filmi incelemesini yapacağım. Tabii ki bu arada bu videoyu ilk defa, yani beni ilk defa bir film önerisi videosuyla izliyorsanız film eleştirmeni değilim. Sadece duygu ve düşüncelerimi paylaşmak istedim. Hani kanalda zaten bir sürü film, dizi, belgesel film önerileri falan var diyorum ve parantezi kapatıp şimdi Barbie filmiyle ilgili duygu ve düşüncelerimi sizlerle paylaşıyorum. Ben Barbie filmini bir 4-5 gün önce izledim. 7 seansıydı ve Kadıköy sinemasında izledim. Hatta bir arkadaşımla beraber gittik. Çıkar çıkmaz da sizlere video çekmek istedim. Yani sizlerle düşüncelerimi paylaşmak istedim ve filme giderken de aklımda bir video paylaşma fikri yoktu. Ama çıkınca söylemek istediğim çok şey olduğunu anladım ve aslında taze taze paylaşmak istiyordum ama ertesi gün işte Marmaris'e gitmem gerekti, o oldu bu oldu derken bir 4-5 gün, hani neredeyse bir hafta geçmiş oldu. Olsun. Şimdi filmle ilgili görüşlerim neler? Öncelikle biraz bazı teknik konulardan bahsetmek istiyorum. Ve bu video spoiler içerir, onu da baştan söyleyeyim. Eğer ki filmi izlemediyseniz, hani çok fazla spoiler vermemeye özen göstereceğim diyeyim. Ama yine de biraz spoiler olabilir söyleyeyim. İsterseniz hani filmi izleyip ondan sonra gelin bu videoyu izleyin. Yani ben genel olarak bu filmden keyif aldım ama eksik bulduğum yanları da oldu. Şimdi dediğim gibi önce teknik bilgiler vermem gerekirse 1 saat 54 dakikalık Amerikan fantezi komedi filmi diyebiliriz bu filme. Filmin konusu aslında Barbie Land diye bir yer var ve orada geçiyor. Yani Barbie Land'de herkesin kusursuz, her Barbie'nin ve Ken'in kusursuz bir hayatının olması ve her gün aynı şeyleri yapmaları ama bunu sorgulamamaları, yani bu hayattan mutlu olmaları, hiç böyle kusursuz olmayan bir şeyin olmadığı bir dünyada yaşamalarını aslında izliyoruz. Herkes çok güzel. Sadece mesela orada şey vardı, hamile bir Barbie ve şu fikir benim çok hoşuma gitti. Film ilerlerken böyle alt metinde hani bizimle konuşuyor. Helen Mirren diyeceğim de anlatıcının adını, hani narrator diye geçen o anlatıcı kişi çok güzel anlatıyor ve filmle ilgili aslında bizim düşüncelerimizi ve duygularımızı yönlendiriyor. Ben onu çok başarılı buldum. Mesela hamile bir Barbie vardı. İşte orada bunun önce iyi bir fikir olduğunu düşündük. Sonra piyasadan kaldırdık falan diyorlardı o Barbie Land'de gösterirken. O çok başarılı, yani böyle küçük nüans olarak görüyorum ben bu tarz dokunuşları. Bunun dışında Barbie Land'deki aslında hayatı izliyoruz ve bu hayatta bir pürüz çıktığında Margot Robbie'nin oynadığı Barbie'de gerçek dünyaya gelmesi ve bu gerçek dünya tabii ki Los Angeles ve ne kadar gerçek tabii bunu da sorgulayabiliriz bu şekilde, yani Los Angeles olmasından dolayı gerçek dünyaya kendine beraber gelmesi, Ryan Gosling yani. Ve onların yaşadığı maceralara tanık oluyoruz. Aslında hiç duygu hissetmemeleri ve gerçek dünyaya gelince duygu hissetmeleriyle beraber değişmeleri, dönüşmeleri, kusursuz sandıkları kendilerinin ve o dünyanın aslında gerçekten kusursuz mu olduğu ya da onların öyle bir algıyı seçtikleri için öyle bir dünyada yaşadıklarını mı sandıkları üzerinde böyle dönüyor film diyeyim size kabaca ve olabildiğince spoiler içermeden anlatacak olursam. Yönetmen Greta Gerwig ve Noah Baumbach. Zaten Noah Baumbach neydi? Bir Whale and the Scale mıydı? Çok güzel bir film vardı. Onu buraları bir yerlere koyacağım. Bir de Marriage Story zaten yönetti. Çok iyi bir yönetmen. Çok da ödüller aldığını biliyorum. Partnerler zaten. Gerçek hayatta da çocukları var. Evliler diye biliyorum. Greta Gerwig, ben ilk Frances Ha filmini izlemiştim ve orada bayılmıştım.
kendisinin yani Fransız sahadaki kişinin Greta Gerwig olduğunu da bilmiyordum. Lady Bird ve başka filmleri de vardı. Little Woman filmlerini de, Lady Bird'ü çok sevmiştim. Little Woman'ı hatırlayamadım ama o filmin de çok ses getirdiğini hatırlıyorum açıkçası. Dolayısıyla da yani bu iki kişinin beraber yazıp yönettiği bir film olduğu için tabii ki Mattel ve Warner Bros. Desteğiyle diyeceğim. Hani bütçe sonuçta onlardan geliyor. Bayağı da beklentiler büyüktü ve bence dünyada da bu kadar ses getirmesinin en büyük sebeplerinden biri Greta Gerwig ve Noah Baumbach olması. Yani bu Barbie'nin perde arkasında diyeyim. Teknik olarak son birkaç bir şey daha söylemek istiyorum arkadaşlar ve bunlardan biri prodüksiyon kısmı. Bu filme yani Barbie filmine ayrılan bütçe 145-150 milyon dolar diyebiliyorum. Hatta bazı yerlerde 166 milyon dolar diye bir bilgiye de rastladım. Ama ilk 4 günde Amerika'da, sadece Amerika'da benim araştırdığım kadarıyla 200 milyon dolarlık bir gişe rekoru kırıyor. Aynı zamanda hani film tarihinde yine araştırdığım kadarıyla ilk defa bir kadın yönetmen, tabii ki yine Noah Baumbach ile bu kadar yüksek gişe hasılatı olan bir filme imza atıyor. Yani ilk 4 günde bu kadar getirisi olan diyeyim. Dünya çapında da 500 milyon doları hani dolar getiriyi izlenmelerden bulduğu söyleniyor. Bence bunlar önemli ama aynı zamanda hiç şaşırtmadı. Yani sonuçta beklenti büyüktü ve küçük büyük hani birçok insan izledi bu filmi ve özellikle büyüklerin yani yetişkinlerin de meraktan izlediklerini ve dediğim gibi hani kamera arkasındaki isimlerden dolayı izlediklerini de düşünüyorum. Bunun yanı sıra şimdi öncelikle ben filmin şöyle bir artılarından bahsedecek olursam ya da beni en çok etkileyen kısımlarından bahsedecek olursam hani üniversitede medya iletişim ve fotoğraf okuduğumu bazılarınız eğer bir süredir beni takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Ve biz o zamanlarda hani 8 farklı pratik alandan geçiyorduk. İşte gazetecilik, radyo, fotoğraf, animasyon. Böyle 8 tane farklı alan vardı. Böyle türler vardı daha doğrusu. Şimdi diğerlerini tam hatırlayamıyorum ama animasyon benim en zorlandığım konulardan biriydi ve hepsiyle ilgili o zamanlarda yani üniversite zamanlarımda proje yapmamız gerekiyordu. Dolayısıyla da şuna geleceğim, hani bizzat animasyonun ne kadar zor olduğunu biliyorum. Tabii ki de çok uzun süre boyunca yer almadım ya da animasyon konusunda kendimi daha da geliştirip eğitmedim ama animasyonun ne kadar zahmetli olduğunu öğrendikten ve deneyimledikten sonra animasyona benim saygım inanılmaz arttı. Ve bu filmde animasyonlara bayıldım. Tamamen hani bir şölen izliyorsunuz bu açıdan. Ben çünkü ister istemez buradan da yaklaşıyorum bir filmi izlerken. Aynı zamanda genel böyle kurulan tabii o Barbie Land dünyası da beni çok etkiledi. Şimdi bundan bahsederken filmin artılarına yine geleceğim. Aynı zamanda eksilerine de geleceğim. Ama şuna da bir değinmek istiyorum. Ben küçükken arkadaşlar hiç Barbie'yi sevmezdim. Yani Barbie oyuncaklarım vardı. Zaten hani ben 90'larda büyüdüm. 90'larda yaşadım çocukluğumu. Ve o zamanlarda şu zamanki kadar ya da yani son 10-15 sene olduğu kadar oyuncaklar da yoktu. Hani belli başlı işte oyuncaklar vardı diyeyim. Ben genelde böyle zaten tüylü, peluş oyuncakları daha çok seviyordum. Ama Barbie'lerden özellikle buna nefret demeyeceğim tabii ki. Bu arada herkesin fikri kendine hani lütfen Kardelen nasıl böyle düşünürsün, Barbie şöyledir diye Barbie'yi övenleriniz olacağı kadar Barbie'yi hiç sevmeyenleriniz de olabilir. Ben neredeyse hiç sevmeyen taraftayım. Çünkü neden biliyor musunuz? O Barbie'ler hep böyle kusursuz vücut hatları vardı. Hep kendimi şey görüyordum, ben büyüyünce böyle mi olacağım? Hani manken gibi olmak zorunda mıyım? Beni belli bir kalıba sokuyor, hep sarışındı mesela. Hiç hatırlamıyorum böyle. Vardır elbet siyah saçlı Barbie'de ama benim yani annem ya da babam hiç öyle yani çok daha çok sarışın Barbie'ler olduğu için belki de. Gerçekten siyah saçlı Barbie var mıydı hatırlamıyorum şu anda. Ama hep sarışın Barbie'lerim oldu. Joy bak sen de sarısın. Sarı dedik Joy geldi. Aşkım seninle anlatalım. Joy ile devam edelim arkadaşlar. Barbie'ler hep sarışın olduğu için ve benim de açıkçası 9-10 yaşından sonra hani o zamana kadar saçlarım açıktı bayağı sarıya yakındı ama sonrasında koyulaştığı için hatta şey olmuştum, inanamıyorum benim böyle saçlarım olmayacak işte ben kusurluyum ve Barbie beni hep
ne kadar kusurlu olduğumu bana gösteren bir oyuncak olarak kaldı hatıralarımda. Hatta şeyi hatırlayanlarınız mutlaka vardır. Hatta lütfen yorumlara yazın. Hani siz Barbie'yi seviyor muydunuz, oynuyor muydunuz ve sizin böyle oyuncaklarınız var mıydı? O da şu, böyle yarım yani şuraya kadar olan Barbie olması lazım onun da. Böyle oyuncaklar vardı ama büyük böyle, kafası bayağı büyüktü. Hani tarardık onu falan böyle. O da sarı saçlıydı. Yani ben açıkçası bütün çocukluğum boyunca Barbie olamayacağımı zaten o zamanlardan beri çok iyi bildiğim için yani öyle hissediyordum. Sonuçta ben öyle hep renkli gözlü, özellikle mavi gözlü. Ben mavi gözlü değildim. O zaman bende bir hata olmalıydı ya da ben kusurlu olmalıydım. Ya da Barbie'nin çok güzel böyle kıyafetleri vardı. Hep o kıyafetlerle satılırdı. Benim öyle kıyafetlerim hani olamazdı. Ben öyle ince bir vücut hattına sahip olamazdım falan diye böyle düşünüyordum. Hani niyeyse böyle düşünürdüm hep. Yani o böyle bir zaten öyle de pazarlanıyordu ve satılıyordu ya hani kusursuzluk. Bu filme şimdi bütün bunlardan sonra dönecek olursam filmde zaten aslında son sahnelerinde bu Mattel'le yani Mattel'in işte yani Mattel hanımefendi diyeceğim. Onun Barbie'yi yaratmasının arkasındaki hikayeyi de dinliyoruz. Bu spoiler olacak. O yüzden ilk filmi izlemek isteyebilirsiniz ama şöyle bir konuşma var aşağı yukarı. Diyor ki Mattel, benim aslında sen Barbie olduğumu mu sanıyorsun diyor Barbie'ye. Benim kızımın adı Barbara ve ben 1.50 boyundayım. Hiç de bu arada güzel bir kadın değil. Dolayısıyla ben aslında ütopik bir dünya yaratarak, o dünyada bunu da canlandırarak, böyle bir dünyanın mümkün olduğuna da kendimi inandırarak bunu gerçekleştirmiş oldum. Normalde aslında kendisinin bir anlamda, burada tabii ki psikolojik bir yerden yaklaşmak istemiyorum ama kendisinin belki çirkin olduğunu düşündüğü için diyeceğim tırnak içinde, hayal dünyasında ben aslında güzel olabilirimi yaratma çabası olarak ve bu tabii ki de çok dokundu. En gerçekçi sahnelerden biriydi. Bence başarılıydı. Orada bazı cümleler beni etkiledi ve hatta bir orada bir de Barbie'nin yani Margot Robbie'nin oynadığı Barbie'nin gerçek dünyada böyle insanların duygularını algılayıp bir bankta otururken gözlerinin dolduğu bir sahne var ama çok güzel çekilmiş. Orada da bayağı gözlerim doldu açıkçası benim hani duyguları hissettiği. Bunlar iyiydi. Yani hiç kimsenin kusursuz olmadığı bir Barbie'nin bile kusurunun olabileceğinin vurgusunun yapılması bence gerçekten iyiydi. Bunun yanı sıra birkaç hem bir de cinsiyetimiz yok bizim dedikleri hani bizim cinsel organımız yok dedikleri bir yer vardı. Evet bu da doğru. Zaten hani Barbie'lerin yok ve bu da bence çok iyi bir noktaydı hani bunu vurgulamaları. Bunun dışında oyunculuklar gerçekten çok iyiydi. Margot Robbie'yi ben bu kadar beğenmezdim. Yani hani iyi bir oyuncu olduğunu biliyordum ama onun oynadığı çok fazla filmi de açıkçası izlemedim. Bu arada Avustralya olduğunu ve benden 2 yaş küçük olduğunu da bu videoyu çekmeden önce öğrendim. Gayet başarılıydı. Ben bayağı iyi buldum. Yani her oyuncu iyiydi. Böyle çok sırıttı dediğim bir oyuncu olmadı açıkçası. Yani Ryan Gosling zaten çok beğenirim. Benim en sevdiğim yani erkek en sevdiğim erkek oyuncu listemde ilk üçümde yer alır. Bayılıyorum mimikleri ve ne kadar saçmalıyor. Hani Ken zaten aslında hani tırnak içinde saçma bir karakter ya ve adam da bunun çok iyi farkında ve ona göre oynuyor. Yani çok rahat böyle koreografiler vardı dans ettikleri. Bu arada bazılarınız şey diyebilir hani filmi izleyenleriniz hani bu kadar çok Ken'e yer vermeleri gerekiyor muydu? Sonuçta Barbie filmi. Ya aslında bence şu da başarılıydı hani Barbie ile Ken böyle beraber hani Barbie olmadan Ken, Ken olmadan Barbie olamazmış gibi ve bunu hani gerçek hayatta da böyle hep o elmanın bir yarısını bulmalıyız işte biz kadın başımıza olamayız bir erkekle bütünüz ya da bir erkek bir kadınla bütün öyle bir algı da olabiliyor ya dünyada diyeyim. Aslında belki onu sorgulamamıza da sebep olabilir bu yaklaşım. En azından ben böyle yaklaştım. Sonrasında yine filmin ilerleyen yerlerinde işte Ken'in yani gerçek hayata dönmesiyle Ken'in at böyle güç
işte kadınları etkilemek, ataerkil bir toplum ve onların aslında Barbieland'de ne kadar baskılandığı ve sonrasında kadınları yani Barbie'leri ezme arzusu ve kadınların aslında feminist bir yerden de yaklaşıyor bence burada Greta Gerwig. Hani her kadınla böyle tek tek konuşup onları uyandırıp kendinize gelin deyip yine güçlerini ellerine alması noktaları da başarılıydı. Ama sadece benim biraz rahatsız olduğum böyle bir filmde çok fazla şey işlenmeye çalışılmış Barbie üzerinden ve o biraz sırıtmış. Yani filmin ilk yarım saat 45 dakikası hatta bir saati iyiydi. Ama sonrasında biraz tamam ya üf yani beklediğim bir şey geldi ya döndü olay. Yani ben açıkçası Ryan Gosling'i izlerken belki onu ekstra yani oyunculuğunu ekstra sevdiğimden daha çok keyif aldım. Yani tabii ki bu bir Ken filmi değildi ama Ken filmi çekilseydi ya da hani Barbie yerine Ken'i izleseydik ben daha çok eğlenebilirdim açıkçası. Ama bu tabii ki benim kişisel görüşüm. Bu arada Barbie filminin de bu kadar ses getirmesinin en büyük sebeplerinden biri Dua Lipa ve Billie Eilish'in de bu filme şarkı yapması olduğunu da düşünüyorum. Son olarak yine şöyle bir filmi düşündüğümde söyleyeceğim bir şey var mı diye bir bakıyorum. Şunu da ben çok sevdim. Tuhaf Barbie, hatta Tuhaf Barbie'yi oynayan kişinin, o hanımefendi, şuralara yazarız ismini, çok başarılı bir şekilde oynadı. Tuhaf Barbie'nin olması da bence çok keyifliydi. Genel olarak ben keyif aldım bu filmi izlerken. Belki bazılarınıza hani kardelen ya yok o kadar da değildi diyenlerinize çok hitap etmeyebilir, bilemiyorum. Siz yorumlarda fikrinizi söyleyin ama Barbie filminden benim beklentilerimi 10 üzerinden 8,5 olacak şekilde karşıladı. Ve bunda zaten hep değindiğim gibi yani bu video boyunca Ryan Gosling'in de katkısı çok büyük. Bir de son olarak şunu da söylemek istiyorum. Barbie filmini izleyen çok çocuk var ve bu çocuklar Barbie ile büyüyen çocuklar da aynı zamanda. Dediğim gibi yetişkinler olarak zaten bizler bence en çok Barbie'lerle büyüdük çünkü bizim zamanımızda daha az oyuncaklar vardı. Hani şimdilerde yeni nesil özellikle dijital çağla beraber daha çok böyle dijital işte laptoplarla, iPad'lerle büyüdüler ama şunu diyeceğim. Çocukların bu filmi izlemesi bence onlarda soru işareti uyandırabilir ve bu açıdan ben kimseden duymadım. Hani bunun da bir artı yani bu filmi çocukların izlemesinin ben bir artı olduğunu düşünüyorum. Çünkü aslında kusursuz bir dünya yok ve hiç kimse kusursuz değil. Senin en kusursuz sandığın Barbie bile işte sarı saçları, inanılmaz vücudu, işte masmavi gözleri hiçbir zaman böyle o bozulmayan gençliği hani o da yaşlanacak. Onun da bir sürü kusurları var. O da kilo alacak. Onun da selülitleri olacak. Hayat aynı zamanda sadece fiziksel güzellikten ya da fiziksel çirkinlikten ibaret de değil. İnişli çıkışlı bir yer. Hani bunları görmesi ve aynı zamanda en sondaki maddenin de konuşması bence başarılıydı diyorum. Yani böyle eksik kalan başka yerlerde eminim vardır ama bu videoyu çok uzatmak istemiyorum. O yüzden sizler de lütfen görüşlerinizi olumlu ya da olumsuz hani siz eğer bu filmi, Barbie filmini izlediyseniz ne düşündünüz? Sevdiniz mi, sevmediniz mi? Ve neden sevdiniz, neden sevmediniz? Bunları yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Aynı zamanda pembeyi yani pembe rengi giydim çünkü ben eskiden pembeyi çok severdim. Yani sadece Barbie konseptli bu videoyu çektiğim için değil ama gerçekten benim Barbie'den çok bağımsız uzun seneler en sevdiğim renk pembeydi. Hatta lisede Deniz diye bir arkadaşım vardı. O da pembeyi çok severdi. Böyle onunla şey yapardım. Sen pembeyi benim kadar sevemezsin. En çok ben seviyorum falan fuşya rengi. Dolayısıyla böyle beni biraz pembe rengi hani sonuçta Barbie filminde hep pembe rengi baskın olduğu için o günlerime de götürdü. Şimdi öyle değilim. Son 5-10 senedir tabii ki de artık değişti biraz. Maviyi, yeşili falan da en az pembe kadar seviyorum. Neyse bu videoyu artık daha fazla uzatmayayım ve yavaştan kapatayım arkadaşlar. İzlediğiniz için kocaman 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 mahalo diyorum. Bu videoyla ilgili özellikle geri dönüşlerinizi ve sizin de dediğim gibi düşüncelerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Instagram'dan takipte kalmak isterseniz şuraya buraya bir yerlere Instagram'ı bırakacağım. Oradan da zaten anlık storylerden hani daha kolay bir şekilde ve aynı zamanda daha da beni tanıma imkanınız olur diye düşünüyorum.
Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Aynı zamanda her cuma 6'da video geliyor. Bunu da buradan belirteyim. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Hoşçakalın. Bu arada bayağı bir şey okudum. Hani bu videoyu çekmeden önce doğru mu değil mi emin değilim. Böyle şey falan okudum. Margot Robbie işte hani film çekimleri boyunca pembe giymeyenlerden para alıyormuş. Herkesin pembe giymesini falan böyle şarkı koşmuş. Ama bu sadece bir dedikodu da olabilir. Ben pek doğru bulmadım. Ya ben bu filmi bir daha izlerim. Öyle söyleyeyim ki Barbie'yi seven birisi değilim. Bütün video boyunca söylediğim gibi. Filmden bayağı keyif aldım. Neyse, haftaya görüşmek üzere.